arkadaşlar, herkese merhaba. Ben 68. Krallık'tan Minerva. Bugün askeri iskeledeyiz. Yani bizim tabirimizle zindan. Gizemli adanın asıl sebebi hangi asker türüne, hangi asker türüyle gidilmelidir? Muhteşem Osmanlı yapımcıları oyunculara bunu öğretmeye çalışmıştır. Günlük zindanda 8 tane adacığımız bulunmaktadır. Dümen, silah resif, zırh, eldiven, pantolon, ada güçlendirilmesi ve çizme. Dediğim gibi zindan etkinliğinin asıl sebebi hangi asker türüne, hangi asker türüyle gitmemizi öğretmektir. Oyuncu yapımcıları bize bunu öğretmeye çalışmıştır. Şöyle bir bakalım. Dümen atölyede saldırı dediğimizde mızrakçı asker türünü görüyoruz. Mızrakçının antisi dediğimiz asker türünü öğrenmek istersek tekrar tıklıyoruz ve etap taktikleri dediğimiz yere girdiğimizde görüyorsunuz. Etap detayları burada okçu gösteriyor. Yani demek istiyor ki mızrakçının antisi, mızrakçıyı kesebileceğin asker türü okçudur. Yani mızrakçının antisi okçudur arkadaşlar. Şimdi diğer asker türlerimize bakalım. Evet, T10 ve T8 mancınık, antisi okçu süvari. Şöyle bakalım, yakın savaşın antisi mızrakçıdır. Şöyle bakalım, okçunun antisi okçu süvaridir. Yani okçuyu en iyi okçu süvari ile kesebiliriz. Şöyle bakalım, okçu süvarinin antisi, bu çok merak edilen bir soru, yakın savaştır. Okçu süvariyi yakın savaş askerle kesebiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Tüfekli asker türümüzün antisi okçu süvaridir. Okçu süvari ve yakın savaş süvarisinin antisi, yani bu iki asker türünü aynı kalede gördüğümüz zaman mızrakçıyla gitmeliyiz. Mızrakçıyla gidersek kazanma oranımız daha yüksek olacaktır. Burada askeri iskelede hangi asker türüne, hangi asker türüyle gideceğimiz açıkça belirtilmiştir arkadaşlar. Bugünlük konumuz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim ve iyi günler dilerim.